Esselamu aleyküm. Cumamız mübarek olsun. Cenab-ı Zülcelal Hazretleri haç aylarının birincisi, haram ayların birincisi olan bir aya kavuşturdu ilk cumasına. Şükrederiz. Hürmet ederiz. İçinde bulunduğumuz zamanın, içinde bulunduğumuz zeminin bereketine şükrederiz. Ey müminler! İnsan zaman zaman hata işler, zaman zaman doğru işler yapar. Yanlışla doğruyu birbirine karıştırabilir insan zaman zaman. Tevbe ederek bu hatasından temize çıkar. Hata ve sevap motorda yağla suyun karışması gibidir. Motorla motordaki yağın ve suyun birbirine karışması demek, motorun ambeleye kalkması demek, değil mi? Bu nasıl temizlenir? Nasıl düzeltilir? Ustaya götürmek. Bütün yağı suyu boşaltmak gerekir. Ne yapmış motorun içindeki hasarı, hangi parçalara zarar vermiş? Uzun süre mi bu şekilde kalmış, kısa süre mi olmuş? Nereden karışmış, niçin olmuş bu birbirine? Dolayısıyla insan sevap da işler, günah da işler, hata da yapar, yanlış da yapar, doğru da yapar. Cenab-ı Allah diyor ki, اَلَمْ يَعْلَمُوا Bismillahirrahmanirrahim. وَآخَرُ اُعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ خَلَدُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرُوا سَيِّئَةً Yani günahlarınızdan tövbe ediniz. Bu çok mühim bir meseledir. Tövbe etmek, itiraf etmekle olur. Günahlarınızı itiraf edin Cenab-ı Resulullah'a. Sonra salih amellerle kötü amelleri birbirine karıştırdıysanız da bunların ayrımını yapın, düzeltin. Allah tövbenizi kabul edecektir. Çünkü Allah çok bağışlayandır. Peki, diyor ki Resulullah Efendimiz'e, bu tövbe ettim demekle kalma. Kalamaz bunlar. Böyle af olmaz. Onların mallarından onları kendisiyle arındıracağın ve temizleyeceğin bir sadaka al. Ve onlara dua et. Çünkü senin duan onlar için bir sükunettir, selamettir, berekettir, huzurdur, saadettir. Onların kalplerini rahatlatır. Yani doğru üzerine sabit kılar. Allah hakkıyla işitendir. Diyor ki, خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ Onların mallarından al. Kimlerin? Hata, günah işleyip de tövbe etmek isteyenlerin tövbelerinden dolayı onların mallarından bir sadaka al. Ayeti kerimenin üstünde ise münafıklar vardır. Onların da hadlerini bildir diyor. Onların artık tövbesi kabul olmaz. Ve mimmen havlekum min e'arabi münafıkun. Sizin etrafınızda münafıklar var. O münafıkların tövbesi de malı da mülkü de kabul olunmaz. O ayrı. Bunlar imanlı olup da hatalarından pişman olanların nasıl hatalarından kurtulacaklarını. Hani tövbe ettim demekle de tövbe nasıl kabul oluyor olmuyor. Bu kadar tövbe ediyorum bir türlü tövbem kabul olmuyor. Bir türlü yeterince namaza, abdeste ehemmiyet veremiyorum diyor. Diyor ki, خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ Onların mallarından al. Sadakaten sadaka. تُدَحِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَسَلِّ عَلَيْهِمْ O bunların mallarını temizler. Motorun suyunu boşaltmadan olduğu gibi benim motorum arızalı, çok da üzüldüm deyince motor düzeliyor mu? Düzelmiyor ya. İlk önce motorun arızasını tespit ediyorsun ki farkına varıyorsun. Geri bunların mallarından al emir Resulullah Efendimiz'e ve onun yolunda gidenlere.
Kul min emvalihim sadakatun ve tüze. Ancak o zaman onların kalpleri rahatlar ve onlara dua et. Dikkat, ben kendim dua ediyorum diyenlere. Onlara dua et. Nasıl dua et? Mallarından al ve onlara dua et. Kalpleri sakinlesin. İnne salateke sekenün lehum. Senin duan onları sakinleştirir, iyileştirir, şifa verir. Vallahu semi'un alim. Allah her şeyi işitiyor ve biliyor. Arkasından gelen ayet-i kerimede diyor ki: "Elem ya'lemu ennallaha huve yakbalut tevbe?" Onlar bilmiyorlar mı? Tevbeyi kabul eden Allah'tır. Tevbeyi Allah kabul ediyor. Başka? "An ibadihi ve ya'khudus sadaka." Verdiğiniz sadakalar da Allah'adır aslında. "Ve ennallahu ve tevvabur rahim." Allah da tevbenizi kabul eder. Yani Resulullah'a verdiniz ama Allah aslında Allah'a verdiniz. Bilmiyor musunuz bunu siz? Allah adına Resulullah aldı. Sen hata ettiysen peşine sadakanı ver. Ben sadakayı falanca kişiye verdim. O da çok memnun oldu. Tamam, sen de memnun oldun. O kişi kim? Peygamber vekili. Yok. İyi ki sen varsın. Sen olmasan açtım diyecek adam. Yok, onu deme. Peygamber onu demez. Bunu vermek zorundasın. Vermezsen cehennemdesin der. Dolayısıyla nefsine indirir balyozu. Nefsini yontar, terbiye eder. Zımparalar, cilalar, bir kütük olan bu eşyayı huzura çıkartır böyle. Pırıl pırıl. Ne güzelmiş der. Ağaç kökünü bu halde buraya birisi getirse ne dersiniz ona? Biri ahmak dersiniz değil mi? Deli misin? Buraya bu gelir mi? Şimdi ne güzel olmuş. Kesildi, biçildi, zımparalandı, dolgu yapıldı, cilalandı ama neler başına geldi bunun? Sonra da insanın huzuruna geldi. Sen nefsini insanların huzuruna değil, Allah'ın huzuruna çıkaracaksın be. Bırak zımparala. Birisi zımparalasın. Birisi onu cilalasın. Birisi doğrasın. Ehli olan birisi doğrasın. Profesyonel olan birisi doğrasın. Parası değil ki bu. Odun yapar onu bilmeyen. Bilen de sanat eseri yapar. Onun için arkadaşlar, tevbe eden günah işlememiş gibidir. Müminler kardeştir. Birbirinize destek olun. Tevbe etmesine vesile olun. Tevbe ettim, bir daha yapmayacağım deyip ertesi dakika aynı günahı işleyen kimseler bunun bedelini ödemedikleri için yaparlar. Himmet yetişmediği içindir. Dua almadıkları içindir. Dua alsalar da hani içinde sadece barut olan bir şey gitmez. Tesiri olmaz yani. Dikkat edin. Allah affetsin. Cumamız mübarek olsun. Gelen haç ayıdır. İnşallah haç ayına kadar tevbelerimizi artıralım, ibadetlerimizi artıralım, hizmetlerimizi artıralım. İyiliklerle, güzelliklerle hayatımızı süsleyelim. Cenab-ı Allah'a layık, huzuruna çıkacak bir nefsimiz olsun. Öyle inşallah huzura varalım. Fikrimizle, pasımızla efendim çıkmayalım. Tevbe suresi 102, 103, 104. Bu konuda çok uyarıcıdır. Dikkat edelim ya. Ela inna ahsana kelam ve abra'n nizam.